Merhaba ben Bay Anderson. Bugün lojistik büyümeden bahsedeceğiz. Üstel büyüme ile ilgili olan videomu seyretmiş olmalısınız. Lojistik büyüme üstel büyümeden sonra popülasyonların büyüme hızı azaldığında ya da doğal taşıma kapasitelerine eriştiklerinde gerçekleşir. Bu yüzden isterseniz önce biraz popülasyon büyümesinden bahsedelim sizinle. İki tane tavşanımız var diyelim. Bu n değerinin yani popülasyon büyüklüğünün 2 olduğu anlamına gelir. n zaman içerisinde değişecektir ama başlangıç için bu değerin 2 olduğunu varsayacağız. R ise bize bu popülasyonun ne kadar hızlı değişeceği hakkında bilgi verir. Doğumlar ve ölümlerle belirlenen R büyüme hızını gösteriyor. Tavşanlarımızın iki tane yavrusu olduğunda doğumlar 2, ölümler 0 olduğu için payda 2 eksi 0'dan 2'yi elde ederiz. Bu 2'yi popülasyon büyüklüğü olan 2'ye böldüğümüzde de büyüme hızını 1 olarak buluruz. Büyüme hızı 1 olduğunda popülasyonun son derece hızlı bir büyüme yaşayacağını söyleyebiliriz. Büyüme hızı 0,5 de olabilirdi değil mi? Nasıl mı? İki tane tavşan doğduğunda bir tanesinin öldüğünü düşünürsek 2 eksi 1 bölü 2'den 0,5 çıkar. Üstel büyüme R'nin sıfırdan büyük olması durumlarında ortaya çıkar ve popülasyonun hızlı bir şekilde üstel olarak büyüyeceği anlamına gelir. Büyüme hızı 1 olduğunda ne olur derseniz 4 tavşanımızdan oluşan popülasyonun büyüklüğü önce 8'e sonra 16'ya sonra 32'ye 64'e 128'e 256'ya derken bir bakmışız tavşanlar tüm ekranı kaplamışlar arkadaşlar birden kocaman bir tavşan ordusu olmuş bu arada bilgisayarımın fanının nasıl çalıştığını duymanızı isterdim. Bu kadar tavşanı ekrana koyarken gerçekten de çok zorlanıyor. Peki sizce doğada bu durumla karşılaşıyor muyuz? Hayır. Hatta bunu Darwin doğanaylamıştır ama Darwin tavşanlar yerine üremeleri son derece uzun süren filleri incelemiştir. Üremek için öncelikle 30 yaşına erişmeleri gereken filler 90 yaşına kadar yaşar. Bu süre zarfında 3 çift yavrulayabilen filler bunu uzun bir süre örneğin 500 yıl boyunca bile yapsalar fil popülasyonu sadece 15 milyon olabiliyor. Üstel büyümenin çok hızlı bir büyüme olduğunu bir kere daha size hatırlatayım arkadaşlar. Üstel büyüme çok hızlı olsa da sonsuza kadar devam edemiyor ve popülasyon bir noktada bir limite ulaşıyor. İsterseniz gelin dört tavşan örneğimize geri dönelim. Bu dört tavşandan oluşan popülasyon eninde sonunda taşıma kapasitesine ulaşacak. Bunu k harfiyle gösteriyoruz. Belli şartlarda belli şartlar altında bir bölgede yaşayan herhangi bir türe ait olabilecek maksimum birey sayısına popülasyon taşıma kapasitesi diyoruz. Peki bir popülasyon enformasyonu taşıma kapasitesine nasıl ulaşılır? Neden ulaşır yani? Tavşanlar üzerinden devam edeyim anlatayım. Tavşanlar otla beslenir değil mi? Ve eğer bulundukları yerdeki otlar biterse ölürler. Elimde şu an bir oran yok ama tüketicilerden daha fazla üreticiniz olması gerekir. Şimdi tavşanları şu şekilde otun üzerine değişik karelere gelecek şekilde yerleştirelim. Tavşanlar bulundukları karedeki otu bitirdiklerinde farklı bir kareye gelecekler. Evet, hala yiyeceklerinden daha fazla ot var ama örneğin bu tavşan karedeki e, yani daha doğrusu köşedeki kareye geldi. Eğer buradaki ot e, yeniden çıkmazsa tavşan burada sıkışıp kalacak. E bakın hatta eğer elimizde 4'ten fazla tavşan olsaydı da taşıma kapasitesini aşmış olurduk. Sınıfta öğrencilerimden lojistik bir gösteren modeller yapmalarını istedim. Çoğu kağıt kalem kullanırken geçenlerde bir grup öğrenci Minecraft'ı kullandı. Ekranda gördüğünüz gibi bir oda yapıp içine bir e, tane tavuk koydular. Tavuk bu platformdan herhangi birine platformlardan yani herhangi birine ayak bastığında buradaki kapılardan ikisi açılıyor ve odaya iki tavuk daha giriyor. Tavuk platforma basınca odada üç tavuk oldu. Üç tavuk platforma bastıklarında beş, yedi derken odadaki tavuk sayısı gerçekten de çok hızlı şekilde arttı ve bir anda odanın her yerini tavuklar kapladı. Öğrencilerime peki bana bunun neden lojistik büyüme olduğunu anlatır mısınız diye sorduğumda gerçekten de çok iyi öğrenciler olan Gabe, Ethan ve David bir noktada odanın çok ama çok kalabalık olacağını tavuklar da artık platforma basamadıkları için odaya yeni tavukların giremeyeceğini ve böylece de taşıma kapasitesine ulaşılacağını söylediler. Bir model daha göstereyim. Bu tavşanlar ot ve yabani ot adındaki bir net logo modeli. Şurada gördüğünüz beyaz küçük şeyler arkadaşlar tavşan. Otlar ise yeşil kareler. 5 tavşan başlayacağız. Tavşanlar eğer bulabilirlerse ot yiyecekler. Ot yerlerse enerji kazanacaklar ve yeterli enerji kazandıklarında üreyecekler. Ot bulamayan tavşanlar ise ölecek. Başladığımda ne kadar da hızlı olduğunu gördünüz mü? Bir saniye duralım ve neler olduğuna bir bakalım. Burada gördüğünüz kırmızı çizgi tavşanların sayısını gösteriyor. 5 tavşanla başladık ve çok kısa sürede 350 tavşana ulaştık. Otlar da yeniden çıkmaya devam etti ama tavşanlar otları yediği için büyümelerinin bir noktada durduğunu görüyoruz. Biraz daha oynatalım bakalım neler olacak. Tavşanların sayısındaki düşüşü gördünüz değil mi? Ve zaman içerisinde her şeyin dengeye ulaştığını yani tavşanların sayısının dengelenerek taşıma kapasitesine ulaştığını görüyoruz. Devam edersek tavşan ve ot sayısında ot sayısı demek ne kadar doğru bilmiyorum ama sanırım siz ne demek istediğimi anladınız. Evet zaman içerisinde tavşan ve ot sayısında artış ve düşüşler olacak ama her ikisi de belirli bir düzeyde dengelenecekler. Otların enerjisini arttırdığımızda ne olacak? Tavşan popülasyonu yine üstel büyümeye geçiyor. Ne kadar da çok tavşan olduğunu görüyorsunuz. Şimdi biraz otların enerjisini düşürelim. Artık tavşan sayısı düşecek ve tavşan popülasyonu e, farklı bir taşıma kapasitesine ulaşacak, değil mi? Evet. Popülasyon büyüdüğünde ortaya bazı kısıtlayıcı faktörler çıkar ve büyümeyi yavaşlatırlar. Şunu kapatalım ve şimdi işin matematiğine bir göz atalım sizinle tekrar arkadaşlar. Bu üstel büyümenin denklemi dN bölü dT n'nin zamana göre değişimi anlamına gelir arkadaşlar. Bu R çarpı N'ye yani büyüme hızı çarpı popülasyon büyüklüğüne eşittir. Üstel büyümede de eğer iki tavşanla başlarsak N'nin zamana göre değişimi ne olur arkadaşlar? 2 olur değil mi? Peki bunu nasıl elde ettik? Az önce 1 olarak bulduğumuz R ile N'yi yani 2'yi çarparak elde ettik. Popülasyonun zamana göre değişmesi sonucu yeni popülasyon büyüklüğünü yani 2 artı 2'den 4'ü elde ediyoruz. Popülasyon büyüklüğünün zamana göre değişimi şimdi ne oldu? R1 olduğuna göre 4 oldu. Ve bu şekilde devam ettiğimizde de popülasyon büyüklüğü 8, 16 ve 32 olarak artar. Grafiğini çizdiğimizde ise J şeklinde bir eğri elde ederiz. Sizden buradaki denkleme dikkat etmenizi istiyorum. Bunun taşıma kapasitesine ulaştığında neye benzeyeceğini göstereceğim. Taşıma kapasitesi söz konusu olduğunda denkleme bu parantez içindeki taşıma kapasitesine bağlı faktör eklenecek. Rastgele bir taşıma kapasitesi seçeceğim. Ortamın sadece 10 tavşanı destekleyebileceğini düşünelim. Aynı şekilde yine iki tavşanla başlıyoruz. Şimdi size parantez içinde ne olduğunu göstereceğim. k eksi n bölü k k 10'du, n ise 2, 10 eksi 2 8 eder, 8'i k'ya yani 10'a böldüğümüzde 0,8'i elde ederiz. R 1'di, 1 çarpı n yani 2 çarpı parantezin içindeki faktör yani 0,8 işlemini yaparsak 1,6'yı buluruz. Bu denklem bize kaç tane yeni tavşan eklediğimizi e, verir arkadaşlar. Başka bir deyişle yeni tavşan sayısı 1,6 tavşan fazla olacak. Kulağa saçma geliyor ama neler olduğunu göstermek için bu sayıyı yuvarlamayacağım. Evet zaman 1 olduğunda n 2 artı 1,6'dan 3,6 olur. Parantezin içi bu sefer 10 eksi 3,6. O da 6,4 eder. Bunu bir de 10'a bölersek 0,64 elde ederiz. Bu değerin azaldığına dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi bunu bununla çarptığımızda 1 çarpı 3,6 çarpı 0,64 2,3 buluruz. 2,3'ü baştaki 3,6'ya eklersek 5,9. Yeni k eksi n bölü k 0,41 dNdt ise 2,4 olur. Devam edersek popülasyon büyüdükçe bu faktörün giderek azaldığını göreceğiz. Burada 1,4 sonra 0,29 sonra da sadece 0,009 e ekleyeceğiz. N'deki değişimi in inceleyecek olursak başlangıçta hızlı bir şekilde arttığını ama taşıma kapasitesine olan ona yaklaştığımızda büyümenin yavaşladığını görebiliriz. Bu belki bir modelleme değil ama işin matematiğini incelediğimizde zaman içerisinde o noktaya yaklaştığımızı görüyoruz. Kısa bir tekrar yapalım mı? R neydi? R büyüme hızıydı. K'da taşıma kapasitesi. R sıfırdan büyük olursa popülasyon üstel bir şekilde büyür. K'ya ulaşıldığında ise lojistik büyümeye geçer. Bu ikisinde özelleşmiş türler de vardır. Bunlara r seçilimli ve k seçilimli türler diyoruz. Ne demek bunlar? Hemen bir bakalım. R seçilimli türlerin popülasyonu çok ama çok hızlı bir şekilde büyür arkadaşlar. Ekrandaki kurbağanın ne kadar da çok yavrusu olduğunu görüyorsunuz değil mi? Binlerce bu kurbağayı alıp içinde hiç kurbağa bulunmayan bir su birikintisine koysam bile çok kısa bir sürede bir sürü kurbağamız olur. R o kadar büyüktür ki kurbağalar o alanı hemen kaplarlar. Kaynaklar tükenirse büyümeleri durur hatta ölürler ama popülasyonları inanılmaz bir hızla büyür. Buradaki bu kalemun ise sadece iki yumurtaya sahip yani iki tane yavrusu olacak. Kısacası bu popülasyonun büyümesi son derece yavaş olacak. Bu kalemun yavruları ile ilgilenecek, onlara vakit ayıracak, enerjisinin büyük bir kısmını yavrular için harcayara, harcayarak e, kullanacak ama yavruların ikisi hayatta e, kalacak, ikisi de hayatta kalacak. Aynı durumun buradaki kurbağa için söz konusu olduğunu söyleyemeyiz. R seçilimli türlerin yavrularının büyük bir kısmı ölür. Ama K seçilimli türler yavrularına vakit ayırdıkları ve onların her ihtiyacını karşılayabildikleri için yavruları hayatta kalırlar. Popülasyon yavaş yavaş büyür ve taşıma kapasitesine ulaşır. Peki ya biz yani insanlarda durum ne? Biz çocuklarımıza çok ama çok fazla zaman ayırıyor. Her şeyleriyle de ilgilenip tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu yüzden de insanların popülasyon eğrisi yavaş bir şekilde artar ve taşıma kapasitesine ulaşır. Tavşanlarda olduğu gibi artış ve düşüşler görülmez. Tabii ki bu iki uç arasında olan türler de var. Örneğin bir ağaç. Ağaçlar yavaş büyürler ama ürediklerinde ortaya bir sürü ağaç çıkar. Harika değil mi? Lojistik büyüme neydi? hızlı bir büyüme sonrası kısıtlayıcı faktörler yüzünden taşıma kapasitesine ulaşmak demekti. Evet, umarım sizin için faydalı bir video olmuştur.